Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli kardeşlerim, Efendi Hazretlerimizin usulünü, hayatını incelemiş olduğumuz Adanmış Bir Hayat isimli programımızın yeni bir bölümünde tekrardan karşınızdayız. Bu bölüm aslında özel bir bölüm olacak hocam. Normalde başka bir konuyu düşünüyorduk ancak malum olduğu üzere cemaatimizin bu hafta sonu bir umre programı olacağından dolayı bu konunun da en azından kardeşlerimiz açısından bilinmesinin faydalı olacağını düşündük. O yüzden umreyi konuşalım dedik hocam. İnşallah. Efendi Hazretlerimizin umredeki usulü, nelere dikkat ederdi? İlla da yaptığı şeyler, asla böyle kırmızı çizgi diye tabir edeceğimiz uygulamaları nelerdi? Hem Mekke'de hem Medine'de. Bunları inşallah hocam sizlerden dinleme gayretinde olacağız. İnşallah. İsterseniz hemen konuya gireyim hocam. İnşallah. İlk sorum şu olsun hocam. Efendi Hazretlerimiz uzun zamandır sürekli, yani her sene umreye giderdi. İmkan el verdiği müddetçe de bunu zorlar. İlla da her sene giderdi. Bir bunun hikmetini hem öğrenmek isteriz, hem de gittiği zamanda da ne kadar, kaç günlük umreler yapardı. Evet. Bunu da bilmek bizim açımızdan faydalı olur. Tabii ki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Öncelikle tüm umreye gidecek olan kardeşlerimizin umreşini Rabbim kabul eylesin Amin. Şimdiden. Çok önemli bir vazife bu. Çok kıymetli bir seyahat bu. Çok kıymetli çünkü kainatın efendisini ve yeryüzündeki ilk beyt olan Beytullah'ı ziyaret var. Her ikisi de çok önemli. Bu açıdan umre Müslümanların hayatında önemli bir yer tutar. Tabii ki hacda. Şimdi Efendi Hazretleri önceki dönemlerde umreye giderken özellikle böyle sağlık ve sıhhatinin iyi olduğu dönemlerde umre ziyareti 21 gün olarak yapılırdı. Hatta daha fazla olduğu da olurdu. Mesela Şehit Bayram Hoca'nın Şehit Hızır Efendi'nin de bulunduğu bir umre 21 günden de fazla olmuştu. Ama asgari 21 gün olurdu. Şimdi şunu ifade edelim. Camia olarak Efendi Hazretleri'nin umreye çokça gittiğini biliyoruz. Yani mümkün oldukça kendi sağlığı el vermese bile umreye gidilmesini isterdi. Biliyorsunuz halk arasında yayılan bir söz vardı eskiden. Umre ve hac. Bir defa yaptı mı bir adam, mesele bitmiştir. Ondan sonra oralara gitmek yerine o kadar miktar parayı fakirlere tasadduk etsin diye laf dolanırdı. Hala da var o söz ama eskiden daha çok vardı. Tabii Efendi Hazretleri bunu asla kabul etmezdi. Onu söyleyeyim. Derdi ki Efendi Hazretleri, Allah Teala bir insana eğer bu nimeti, yani para nimetini verdiyse, maddi imkanı verdiyse her sene oraya gitsin derdi. Ve bunu isterdi. Tavsiye de ederdi, teşvik de ederdi. Ve kendi sağlığı el verdiğinde de kendisi devamlı olarak gitmeye çalışır ve giderdi. Hele hele gençlik dönemlerinde gittiği zamanları anlatan arkadaşlar büyük bir heyecanla gider ve insanlara da büyük bir heyecan verirdi bu konuda. Öyle geri kalınsın meselesi doğru bir ifade değildir. Bunu söyleyenler genelde şunu da ekliyorlar bu sözlerine, yani bir defa gitti mi tamamdır diye. Osmanlı padişahları öyle umre, yani hac ve umre yapamayanları bile var. Nerede kaldı her sene gitmek? Hatta alimler eskiden bir defa yaparlardı bu vazifeleri, bir daha yapmazlardı. Şimdi eskiye baktığımız zaman da biz görüyoruz ki bir hac veya bir umreye gittiğiniz zaman da en az 4-5 ay geçiyordu. Böyle vasıtalar yoktu. Dolayısıyla bunu söylemiş ki, yani onların umreyi az yapmaları veya yapamamaları, mesela bir padişah düşün 6 ay vazifeden geri kalabilir mi? Devlet idare ediyor, ülke idare ediyor. Bu mümkün değil. Dolayısıyla onların o gerekçeden olduğunu anlamak lazımdır. Alimler de talebeleri o kadar uzun zaman sürekli bırakamazlar. Evet. Onun için onların azlığı oradan kaynaklanıyor. Bir de şu var, Efendi Hazretlerini bu tabii ki etkileyen esbaptandır. Silsilemizde olan Ubeydullah Ahrar Hazretleri var. Nitekim Özbekistan ziyaretlerinde
Ubeydullah Ahrar Hazretleri ziyaret edilirken, Efendi Hazretleri de o ziyarette tabii ki o zaman, edilirken orada bir kardeşimize bir geçkinlik geliyor. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'ni görüyor. O geçkinlik halinde, rüya hali düşünün yani. Görüyor onu ve Ubeydullah Ahrar Hazretleri o kardeşimize diyor ki, biz sizin zamanınızda olsaydık her sene hacca gider, umreye giderdik. Mümkünse bunları yapardık, aksatmazdık diyor. Bu tabii bunun da Efendi Hazretleri'nde bir etkisi var. Bunu da söylemek gerekir. Ama zaten şimdi Müslümanlar düşünebiliyor musunuz? Mekke, Medine gibi kutsal olan bu iki mekanı boş bırakmaları mümkün mü? Bırakmamalılar. İnanın bırakmamalılar. Sürekli olarak imkanı yerinde olandan bahsediyoruz tabii ki. Yok oraya harcamasın fukaraya da versin. Fukaraya vermesin diyen mi var? Tabii ki versin. Ama oraya da mutlaka gitsin. Evet. Efendi Hazretleri'nin bu konuda taviz vermediği konulardan birisidir bu. Onun için bu konuda konuşurken ben kardeşlerimize özellikle dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Hocam bir de insanlarda şöyle bir durum var. Her sene hacca umreye, yani hac tabii çok zor da umreye gidilmesine karşı ama her sene tatillerini belki birkaç kere yapabiliyorlar. İşin o tarafına girmiyorum. Yani biz insanları mesela parası olan kişiler tatillere gittiği zaman her sene de gidiyor. Pek denilmez. Evet. Yani pek o kadar dikkat edilmez. Yadırganmaz. Yadırgamaz onu insanlar. Öbürü de umreye gidiyor. Ne mutlu ona. Evet. Nereye gidiyor? Mekke'ye. Ne var orada? Beytullah var. Yani yeryüzünde ilk inşa edilen bina var. Allah'ın evi. Nereye gidiyor? Medine'ye gidiyor. Kim var orada? Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu yanında, Hazreti Ömer yanında, Hazreti Osman Cennetül Bakî'de ve diğer ashab hep orada. Öyle bir yere gidiyor insan ya. Yani onun için bu konuda ağzımızdan çıkacak olan sözlere Allah rızası için dikkat edelim. Peki hocam. Dikkat edelim. O zaman peki, şunu anladık hocam. Her sene umreye gidilmesi Efendi Hazretimizin istediği olan şeylerden birisidir. Evet doğrudur. İmkanla i̇mkanı alakalı tabii ki. İmkanı olanlar elbette gitsinler. Ya adamın çok az bir imkanı var. Çoluk çocuğunu mağdur edecek öyle gidecekse ha, o ayrı. Tabii ki o ayrı. Ona bir şey demeyiz. Ama imkanı olan yazın tatile gideceğine umreye gitsin. Doğru. Peki. Hocam az önceki sualimizde şu hani noktayı da tekrar bize hani beyan ederseniz sevinirim. Mesela gittiği umrelerde evet 21 gün dediğiniz ama mesela ben 5 günlük umreye gitmek istiyorum. Bu konuda Efendi Hazretimizin bir ikazı veyahut da bir hani hoş görmediği bir durum olabilir mi? Şimdi aslında can alıcı bir soru bu. Neden? Çünkü Efendi Hazretlerinin özellikle umrede tabii ki hacda da olmazsa olmazı Medine'de 40 vakit namazı tamamlama meselesidir. Bu da 8 gün. Yani genelde 9 gece kalınır Medine'de ondan dolayı. Bunu Efendi Hazretleri asla göz ardı etmez ve her gidene bunu mutlaka yapmasını söylerdi. Çünkü hadis-i şerif var biliyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim mescidimde hiçbir vakit kaçırmadan peş peşe 40 vakit namaz kılacak olursa o kişiye cehennemden beraat. Muazzam bir şey değil mi? Cehennemden beraat ve azaptan kurtuluş yazılır. Artı o kişi münafıklıktan beri uzak olur. Muazzam bir müjde bu. Onun için Efendi Hazretleri Medine'de mutlaka 40 vakit namazın peş peşe kılınmasını illa ve illa isterdi. Bundan asla taviz vermezdi. Yani ben umreye gittim, 2-3 günlüğüne geldim, böyle şeyleri Efendi Hazretleri kabul etmezdi. İlla Medine'de 40 vakit tamamlanacak. Peki 10 gün gidiyoruz. Mesela 12 gün, şu an 14 gün gidiyoruz. Şimdi onu da söyleyeceğim. Oraya da geleceğim tabii. O da önemli. Çünkü bu anda gideceğimiz umreye baktığımız zaman da hakikaten toplamı 14 gün zaten. Evet. O zaman 10 güne yakını orada geçti. Mekke ne olacak? Bunu da inşallah cevaplayacağız. Yani Efendi Hazretleri'nin kısa olarak gittiği dönem yoktu değil ha. Yani bazı dönemlerde çünkü Suud hükümeti mesela bir dönem 15 günden fazla vize vermiyordu. Evet. Orada olan hadiseyi de inşallah yeri geldi o zaman sordunuz onu da anlatacağım. Nasıl oldu, cemaat evet, nasıl yaptı diye ki o dönemde Efendi Hazretleri sağlığı da müşahit değildi.
Efendi Hazretleri Umre'ye gidemedi o zaman. Evet. Ama orada olan hadiseyi de inşallah ekleyeceğim. Fakat buraya şunu eklemek istiyorum. Efendi Hazretleri'ne bir iş adamı cemaatimize ile beraber Umre'ye gelen geldi, dedi ki Efendi Hazretleri bu Medine'de illa 40 vakti tamamlayın diye sürekli hatmi şeriflerde bunu sohbetlerinde hatırlatınca adam geldi dedi ki Efendi Hazretleri ben dedi fabrikatörüm, yani fabrikam var. Artı inşaat şirketlerim var, inşaat da yapıyoruz. Benim o kadar vakit burada kalmam pek mümkün değil. Yani benim dönmem lazım dedi Efendi Hazretleri'ne. O zamanlar da biliyorsunuz tabii böyle internet ortamı, televizyon ortamı yok. 90'lı yıllardan bahsediyoruz. Dolayısıyla hatta bir telefon edecek olsanız o dönem itibarıyla baktığımız zaman da gideceksiniz, jeton alacaksınız, ahizeli telefondan telefon edeceksiniz. Yani sıkıntılı iş. Dolayısıyla ben dönmem lazım, bu işler aksar Efendi Hazretleri deyince, Efendi Hazretleri ona demişti ki, sen burada 40 vakti tamamla, oradaki işlerini Allah daha iyi yoluna koyacak dedi. Böyle deyince adam haliyle duraksadı. Ve Efendi Hazretleri'nin dediğine uydu. Kaldı orada 40 vakit. Kendisi anlatıyor. Daha sonra o zaman takım elbiseli bir iş adamı. Daha sonra şalvar cübbe de giydi. Efendim geldi, kendisi anlatıyor İsmail Ağa'da. Hakikaten diyor, kaldım diyor. 40 vakti Efendi Hazretleri'yle birlikte tamamladık. Ve ben döndüğümde baktım ki aman Allah'ım. Ben olsam işleri o kadar iyi düzene sokmuş olamazdım. O kadar düzenli yürümüş işler. Şaşırdım kaldım diyor yani. Evet. Bu yaşadığım bir hadise diyor ve anlatıyordu bunu o arkadaş devamlı olarak. Dolayısıyla ben oraya şunu da ekleyeyim. Hani kısa dönem gitme meselelerinde hakikaten Suud hükümeti bir dönemde 15 günden daha fazla vize verilmeyecek diye karar aldı. Dolayısıyla 15 günlüğüne gidiliyor. O zaman İsmail Ağa'da Efendi Hazretleri'nin sağlığının yani umre yapacak durumda olmadığı dönem, İsmail Ağa'da toplandı arkadaşlar, hocalar yani, ne yapalım? 7 gün Mekke, bölelim onu yani 7 gün orası, 7 gün orası, günler öyle gelsin, gece birinde daha fazla ama neticede 7-7 olarak ayarladılar onu. Ve gittiler. Karar böyleydi, o şekilde gittiler oraya. 7 gün Mekke'de kaldılar, 7 gün Medine'de kaldılar ve dönecekler. Havalanına geldiler. Yani 40 vakti tamamlamamışlardı. Havalanına geldiler. Suud biliyorsunuz 450 kişilik büyük uçakları vardı. Ben hatırlıyorum onu. Ben de gittim onunla birkaç sefer. Gittik havalanına diyor. Uçağa geçeceğiz. Uçak arıza yaptı dediler. Ne yapacağız? En az bir veya daha fazla gün sürebilir. Sizi tekrar şehir merkezine götürüyoruz. Medine'de zaten havalanında. Orada otel ayarlıyor tabii, eğer uçak kaldıramıyorsa onlar ayarlıyor o işi. Orada bir otele gittik. Biz 40 vakti doldurduk da geçtik bile. Evet. Ondan 1,5 gün sonra gidebildik. Gelince Türkiye'ye tekrar toplandık. Bir daha asla Efendi Hazretleri'nin söylediği o idi, biz yanlış yaptık. Medine'de 40 vakit tamamlanmadan süre ne kadar olursa olsun asla onu ihmal etmeyeceğiz dedik. İşte nitekim şimdi de neticede 14-15 günlük bir umre evet. Bu. Onun için Mekke'de 5, kalanı Medine'de. Şimdi yani 40 vakit orada doldurulacak. Sebebi budur. Bunu arkadaşlarımız, giden arkadaşlarımız bilsinler. Hani şöyle düşünebilirler. Ya neden Medine'de o kadar kalıyoruz? Mekke'de daha çok kalsak da daha fazla tavaf yapsak. Düşüncesinde olan kardeşlerimiz olabilir. Onlar bunu bilsinler. Bu Efendi Hazretleri'nin olmazsa olmazıdır. Medine'de 40 vakit namaz tamamlanacak. Efendi Hazretleri'nin bu hususta daha şedid sözleri de var. Ben hepsini söylemek istemiyorum ama o illa olacak derdi. Ondan taviz vermezdi Efendi Hazretleri. Hocam şunu hatırlatırsanız çok sevinirim. Çünkü tam aslında bunu biz geride anlatmıştınız siz. Servet Takış rahmetli Servet amcaya Efendi Hazretleri'nin o 8 gün terkiyle alakalı da bir durumu vardı. Hani hastaydı, geri dönmek istiyordu. Efendi Hazretlerimiz 8 günü işte 40 vakti tamamla işte öyle hayati tehlike var. Öleceksen burada öl. Öyle. Ama aynen. Öleceksen burada öl. Ama ne mutlu orada ölene tabii ki. Yani evet. Ne demek Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu olacaksın ya kabirde. Evet. Yani onun için Efendi Hazretleri'nin olmazsa olmazlarından biri budur. Asla bundan taviz vermezdi. Bunu inşallah belki daha şey bölümünde anlatırız.
Aynı şekilde Mina'da geceleme meselesinde de asla Efendi Hazretleri taviz vermez. Hacı da tabii ki o. Tabii o hacda. Taviz vermezdi. Hatta Mina'da yangın çıkmıştı bir senesi. Herkes kaçıştı öteye beriye. Efendi Hazretleri nereye gidiyorsunuz dedi. Dediler Efendi Hazretleri her taraf yanıyor. Ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada siz nereye gidiyorsunuz dedi. Gitmedi. Evet. Yani Efendi Hazretlerinin böyle dediğim gibi olmazsa olmazları var. Bir tanesi de odur. İnşallah o da konu olarak gelirse ayrıca anlatırım onu. Ama Medine'de 40 vakit namazdan asla Efendi Hazretleri taviz vermezdi. Peki hocam hemen şunu sorayım. Efendi Hazretlerimiz önce Mekke'ye mi giderdi, Medine'ye mi giderdi? O da önemli. Efendi Hazretlerinin tüm hac umre seyahatlerinde ilk olarak Medine'ye gittiği bir defadır. O da Suud'un uygulamalarından kaynaklanmıştır. Önce Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu Mekke'ye giderdi. Her zaman bu böyleydi. Ondan sonra Medine'ye geçerdi. Tabii burada şunu da ifade etmek lazımdır. Efendi Hazretleri 40 vakit meselesinde Mescid-i Nebevi'de peş peşe kılınması meselesi olmazsa olmazıydı. Çok dikkat ederdi. Yani o sünneti Efendi Hazretleri ihya etti. Ama ne hikmetse tüm şirketler Medine'de 3-4 günden fazla umrecileri, hacıları orada fazla tutmuyorlar. Kendilerine niye bunu yapıyorsunuz diye sorulduğu zamanda da Medine'deki oteller çok pahalı diyorlar. Canım ona göre şeyini yap. Yani fiyat ayarlamasını ona göre yap. Ama bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sünneti niye terk edilsin? Yani ki önemli bir şey. Bak cehennemden azat olma, beraat alma var burada. Ya önemli bir hadise bu. Elhamdülillah. Zaten Efendi Hazretlerinin hayatı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini ihya ile geçmişti. Onu da Efendi Hazretleri buraya eklemiş oldu. Allah'ıma şükürler olsun. Gerçekten ciddi ve güzel bir konu bu yani. Evet. Bir de şu var. Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu gerek Mekke'de gerek Medine'de ihvanlara hep sohbetlerinde, hatmi şeriflerde şu vurguyu yapardı. Dikkat edin. Çok kıymetli yerlerdesiniz. Çok önemli yerde bulunuyorsunuz. Mekke olsun, Medine olsun. Buralar çok kıymetli. Dolayısıyla burada gözlerinizi koruyun. Zihninizi yani kalbinizi de koruyun. Dolayısıyla burada bulunduğunuz süre içerisinde malayani, fuzuli işler, şunlar bunlar öyle şeylerle hiç ilgilenmeyin. Sürekli burada bulunduğunuz süre içerisinde kazanmaya çalışın. Ve kalbinizi sürekli Mevla'ya Rab dedin, bağlayın ki kazanın. Onun için orada boş vakit geçireyim, şöyle olsun, bunlarla pek ilgilenmemeli giden insanlar. Kim olursa olsun bu Müslüman kardeşlerimiz gidiyor netice itibarıyla. Biz ne isteriz? Efendi Hazretleri daha doğrusu ne isterdi oraya gidenlerden? Kazansınlar isterdi. Onun için bu tavsiyeyi Efendi Hazretleri sürekli olarak yapardı bunu. Bir de Efendi Hazretleri, özellikle ihvan kardeşlerimiz için söylüyorum bunu, vardığımız gün hatmi şerif yapmazdı. İnsanlar hazırlansın diye. Bir de dönüleceği zaman o günün akşamı da yani hatmi şerif yapmazdı. Ama onun dışında hatmi şerifleri yapardı. Onun için ihvan kardeşlerimizden özellikle dikkat etmelerini istiyoruz. Eğer hatmi şerif varsa ki yapılacaktır mutlaka katılsınlar. Evet. Efendi Hazretleri bunu düzenli olarak yapar. Dediğim gibi vardığımızda ve döndüğümüz gün yapmazdı onu ama diğer günlerde sürekli yapardı. Ona da katılsınlar inşallah. Zaten cemaat da bunu uyguluyor. Yani evet, şu anda uygulanıyor. Uyguluyor. Halen de uygulanmakta elhamdülillah. İnşallah yine uygulanacaktır tabii ki. Dolayısıyla bu noktada da kardeşlerimiz dikkatli davransınlar. Hafife almasınlar. Kazanma yeri orası. Onun için orada kazanmaya gayret etsin tüm kardeşlerimiz. Peki hocam, Efendi Hazretleriniz şimdi şöyle bir sıralama yapalım isterseniz. Burada evet, Medine'de kalacağız. Bütün programımızı ona göre, nizamımızı daha doğrusu ona göre ayarladık diyelim. İhrama nereden girerdi buradan giderken? Evden mi ihramlı giderdi yoksa havalimanında mı girerdi? Yok. Efendi Hazretleri'nin evden ihramlı çıktığına şahit olan yoktur yani. Biz olmadık hiç. 45 senedir yanındayız Efendi Hazretleri'nin. Olanlara da şahit olmadım. Yani olanlar da bize böyle bir şey nakletmediler. Efendi Hazretleri ihrama havalanında tamamen içeriye girdikten sonra zaten öyle yani ihrama girilecek yerler yapılmış zaten havalanında orada girerdi. İhrama girme işlemini orada yapardı Efendi Hazretleri ve bütün kardeşlerimize tavsiyemiz de budur.
orada bu işlemi yapsınlar. Peki niyet etsinler mi bir tavsiye olarak? Şimdi niyet olarak biz biliyorsunuz uçakla gidildiğinden dolayı faraza diyelim niyeti de yaptılar. Yani niyet ve telbiye, şimdi o giyilen beyaz kıyafetler, erkekler için söylüyorum tabii, alt üst beyaz kıyafetler ihram yasaklarıyla ilgili. İhramın kendisi niyet ve telbiyedir. Evet. Dolayısıyla niyet ve telbiyeyi nasıl yapsınlar? Orada mı yapsınlar yoksa uçakta mı yapsınlar deyince biz genelde şöyle tavsiye ediyoruz. Kıyafetlerini giysinler, tüm hazırlıklar olmuş olsun. Hatta namaz da kılabilirler, iki rekat. Ondan sonra uçakta olsun diyoruz niyet ve telbiyeleri. Çünkü eğer bir gecikme olur veya gidememe olursa musar olur fıkıh tabiriyle. İhramdan çıkabilmesi için ancak Mekke'de haram bölgesinde bir kurban kesilmesiyle ihramdan çıkabilir. Böyle bir durum yaşanmasın diye uçak kalktıktan sonra genelde niyet ve telbiye yapılsın. Telkinini biz yapıyoruz arkadaşlara. Böyle diyoruz yani. Evet. Bunun sebebi de dediğim gibi odur. Musar durumuna düşecek olurlarsa ihramdan çıkabilmeleri için öyle kurban kesmeye gerek olmaz. Çünkü daha henüz ihrama evet. niyet ve telbiye yapmadan girmiş değillerdir. Genelde halkımız kıyafetle ihrama girildiğini zannediyor ama değil. Kıyafetler tamamen ihram yasaklarıyla ilgilidir. Anladım. İhramın kendisi ise niyet ve telbiyedir. Dolayısıyla bunu uçakta yapmalarını tavsiye ediyoruz. Gerekçesini de söyledim bundan dolayı. Tamam. Yani bir muhsar olma durumuna düşecek olurlarsa kurtulmak için, böyle kurban kesmeden bu işleri halletmek için. Peki hocam, şimdi ihramımızı giydik, Mekke'ye gittik, Cidde'ye indik, oradan da Mekke'ye geçtik. Tavaf yapacağız. Hemen umre tavafına geçelim. Efendi Hazretlerimiz tavafta nasıl hareket ederdi hocam? Yani mesela şunu sormak istiyorum. Sadece umre tavaf ekseninde değil, nafile tavaflarda bu çok var. İnsanlar 50 tavafı tamamlamak için böyle sanki yarışıyorlar. Yarışıyorlar hocam. Postacıdan hızlı koşanlar bile var. Veya işte tavaf anında Kur'an-ı Kerim okumak, tavaf anında tesbih çekmek, tavaf anında terlikleriyle beraber mesela adamlar her şey o şekilde de bir boyut oluyor. Bu konuyla ilgili Efendi Hazretlerimizin düşünceleri neydi hocam? Efendi Hazretlerinden tabii ki zaten bizzat gördüklerimiz var. Hatta Efendi Hazretlerine bazı sorulan sorular var. Efendi Hazretlerinin de onlara verdiği cevaplar da var. Efendi Hazretleri Kuddüs-i Ruhu, tabii Mekke'ye varıldığı zaman da eğer böyle çok sabah namaza yakın bir vakit olursa dinlenir insanlar biraz, böyle gece vakti gitmişlerse. Oradan geçerler, neticede umreye geldiler. Önce bir tavaf yapacaklar, ondan sonra da sa'yi yaparak ihramdan çıkacaklar. Tavafa geçildiği zaman da ben Efendi Hazretlerinin bu umre işlemi yapıldıktan sonra diğer günlerde nasıl davranırdı onu da buna ekleyeceğim tabii ki inşallah. Hocam özür dilerim, lafınızı bölüyorum. O arada da şunu da hatırlatmak faydalı olur. Bu umrede toplu tavaf, yani topluca pazar günü sabah işraktan sonra yapılacakmış hocam. Onu tamam. da en azından belki giden evet. kardeşlerimiz... Onu illaki uçakta ilan eder arkadaşlar zaten, görevli arkadaşlar. Evet. Nasıl yapılacağını, hangi saatte toplu olarak yapılacağını söylerler. Bir de hocam şunu da desek çok iyi olur. Hani fıkhi bağlamdaki bir izahtan dolayı. Şimdi ihramdan sonra ilk yapılan tavaf umre tavafı olur. İnsanlar şöyle nafilesi bazen... Nafilesi şusu busu yok yani, onu da oraya ekleyelim diyor. Çok önemli bir konu hocam. Ona da bir temas ederseniz sevinirim tamam. hocam. İlk önce sıralama yapalım. Tabii yani Mekke'ye varıldıktan sonra yapılacak olan tavaf o umre tavafıdır. Umre için gidilmiştir. Yok ben cemaat gelecek, cemaati bekleyeyim, onlarla birlikte umreyi yaparım deyip önceden yaptığı tavafları sanki nafile gibi sayma düşüncesi doğru değil. Evet. Yaptığı ilk tavaf orada umre tavafı. Ve onun şartları olmalı. Adını ne koyarsa koysun. Umre tavafıdır ve umre tavafının şartları neyse onlara riayet edilmelidir. Dolayısıyla o konuda kardeşlerimizi bir uyarmış olalım fıkhi açıdan. Evet. Bilsinler ki oraya mesela cemaatin umresi pazar günü diyorsunuz. Bu kardeşlerimiz cuma günü gittiler veyahut da perşembeden gittiler. Cemaat gelene kadar biz burada tavafları yapalım. Onlar geldi mi umreyi, tavafını ve sa'yı yaparız diye düşünebilirler. Bilsinler ki hangi şeyle olursa olsun, niyetle olursa olsun yapacakları ilk tavaf umrenin tavafıdır. Remel ızdıba yapılmadır. Onun aynen şartlarına uyulacaktır. Evet. Bunu söylemiş olalım. Efendi Hazretleri tavafta sadece dua ederdi. Evet. Hacer-i Esved'e geldiği zaman, ki onu arkadaşlar da bilirler,
Son turunda arkadaşlar bir koridor oluştururdu ki o zamanlar 90'lı yıllar dediğim bunlar çok kalabalık yok. Bir koridor oluştururlar. Efendi Hazretleri o arkadaşı koridorundan. Sadece o Efendi Hazretleri değil. İhvanlar hep hatta başka kişiler de oradan girerdi. Yaparlardı istilam. Yani Hacer-ül Esved'e ellerini koyarlar, öperler. Öyle geçerdi Efendi Hazretleri. Bunu 7. şafta yapardı. Bu hep. Eskidendi tabii. Şu eskide, an çok yoğun. Şu anda bunu yapma imkanı tabii ki yok gibi bir şey. Yoğun bir kalabalık var. Öyle bir kalabalık içerisine girip eziyet Müslümanlara etmeyin. Eziyet etmek Allah muhafaza etsin. Yani bir sünneti yerine getireceğim derken günaha orada gireceğiz. Tutup da günaha girmemek lazım. Dolayısıyla Hacer-ül Esved uzaktan elle Bismillahi Allahu Ekber diyerek elle işaret edilerek yapılmakta şu anda. Nitekim öyle yapılacak. Ancak bunu demişken buraya şunu eklemek lazım. Bir de Rukn-i Yemani var. Yani Yemen tarafına bakan Kabe'nin köşesinin adı, dört köşesi var biliyorsunuz, Rukn-i Yemani'dir. Hacer Esed'in bir öncesi. Bir öncesidir. Orada istilam meselesini dikkatli anlamak lazımdır. Yani orada Hacer-ül Esved istilam edildiği gibi eller ona konup öpülüp öyle istilam yapılmaz. Efendi Hazretlerimiz yapar mı eskiden hocam? Ona da geleceğim. Efendi Hazretleri hakikaten öyle yaptığını bize aktaran kardeşlerimiz var. Bunu bizim Büyük Bayram Hoca var. Rabbim sağlık sıhhat versin. Amin. O Efendi Hazretleri'ne dedi ki öyle yapıldığını görünce dedi Efendi Hazretleri ben bunun mekruh olduğunu biliyorum dedi. Nerede okudun dedi falan kitapta. Hemen getir dedi o kitabı. Tavaftan sonra getirdi kitabı okudu. Ondan sonra Efendi Hazretleri onu bir daha hiç yapmadı. Evet. Cemaat da bunu bilsin. Yani Rukn-i Yemani'de elleri koyup öpmek yok. Rukn-i Yemani istilam sadece elleri ona değdirmektir. Uzaktan eğer da yok. Eğer onu beceremiyorsa kalabalıktan dolayı uzaktan el kaldırıp Hacer-ül Esved'de olduğu gibi selamlama da yoktur. Yani kardeşlerimiz sanki onu orada madem yapamıyoruz elleri kaldıralım diye düşüncesiyle kaldırıyorlar. Elleri kaldırmak da yoktur. Evet. Bunu aman dikkat etsin. Sadece Hacer-ül Esved'de var bu. O sadece Hacer-ül Esved'de vardır. Eğer oraya varıp elleri koyup öpemiyorsanız uzaktan elleri kaldırıp dediğim gibi Bismillahi Allahu Ekber diyerek selamlama orada var. Rukn-i Yemani'de elleri kaldırıp selamlama yoktur. Eğer oraya varabiliyorsanız yanına sadece elleri koymak vardır. O da yeterlidir istilam için. İstilamdan kastedilen de odur Rukn-i Yemani'de. Bunu yeri gelmişken de söylemiş olalım. Peki hocam şu nokta, Kur'an-ı Kerim. Onu söyleyeceğim tabii ki Efendi Hazretlerine. Hafız kardeşlerimiz geliyorlardı, diyorlardı ki Efendi Hazretleri biz tavaf ederken, bir kuvvetli hafız bunlar tabii ki, bir hatim bitirmek istiyoruz. Tavaflarımızda Kur'an okuyarak bir de hatim yapmak istiyoruz. Ne buyurursunuz? Dediklerinde Efendi Hazretleri, tavaf dua makamıdır. Sadece dua edin. Hatta öyle hani virtlerim var, şu var, bu var. Tarikat dersi vesaire. Yok, hayır. Sadece dua edin. Burası dua makamıdır. Sessiz, huzurlu bir burada, şekilde. Ve onu zaten Efendi Hazretleri hiç böyle sesli dua ettiği orada yok. Sessiz hocam o da çok önemli. Şekilde. Bunu zaten bir ara biz Umre'ye gittiğimizde ben dediğim, tabii Efendi Hazretleri o zaman Umre'ye gelecek durumda değildi sağlığı. Baktım arkadaşlar sesli sesli biri dua ettiriyor. Herkes sesli, bağırıyor. Herkes de Allah Allah. Biz haliyle hoca olmamız hasebiyle uyardık ve şeyde yani İlhak-ı Şerif'te bunun mekruh olduğunu, böyle yapılmaması gerektiğini, herkes sessiz bir şekilde, kimseyi rahatsız etmeyecek bir şekilde sesiyle orada dualarını okuyacak dedik ve elhamdülillah ondan sonra da hep öyle yapıldı. Hala da öyle yapılıyor. İnşallah şimdi de öyle yapılacak zaten. Evet. Onun için bu konuyu da kardeşlerimize duyurmuş olalım. Yani orada sesli bağırmak, zikir yapmak, dua yapmak böyle değil. Dua yapılacak ama sessiz bir şekilde. Onun dışında Kur'an okumak, tarikat dersim var, ben onu o tarikat dersini orada yapmam veya başka zikirler değil. Sadece dua yapmak. O huşuyla gitmek. Orası dua makamıdır. Sessiz bir şekilde bu yapılacak. İnşallah bunlara riayet edersek Efendi Hazretleri'nin yapmış olduğu umre gibi bir umre yapmış oluruz İnşallah tabii hocam. Ki. Şimdi Efendi Hazretleri bir umreşinde tavaf yaparken ihvanların dikkatini çekti. Hafif sola doğru çekiliyor tavaf esnasında. Yani sola doğru kayıyor Efendi Hazretleri. İhvanlar tabii düzeltmeye çalışıyorlar. Ama sürekli sola kaydığını gördüler Efendi Hazretleri'nin. Bu sefer acaba bir şey mi var diye tedirgin oldular tabii.
Ve haklıydılar da. Çünkü Efendimiz Hazretleri orada kısmi bir felç geçirdi o dönemde. Bunu tabii orada bu işlerden anlayanlar da bu Efendimiz Hazretleri'ni doktora götürmemiz lazım dediler. Orada biliyorsunuz Doktor Tahir var. Hadis doktorası yapmış kişi. Kıymetli bir kardeşimiz, Efendimiz Hazretleri'nin vekilidir aynı zamanda. Dekan'da hocam hatta. Evet, doğrudur. O Cidde'de yeni bir hastane açıldığını, beyin taramaları üzerine çok yeni, yani o dönemdeki son teknoloji makinalarının orada olduğunu getirildiğini söyledi. Tabii Suud yani neticede getirir. Hani para sorunu yok. Ve Efendi Hazretleri'ni oraya götürdüler. Orada profesör, Sudanlı bir profesör, Efendi Hazretleri'nin beyin taramasına bakarken şaşkın bir şekilde bakıyor. Soruyor arkadaşlara, ne iş yapar bu kardeşimiz? Diyorlar bir camide imamdır. Yok diyor, öyle olmaz diyor. Başka bir iş yapması lazım. Yani çok yoğun bir iş yapması lazım. Niye böyle dediniz diyorlar profesöre. Sudanlı kardeşimiz, o profesör kardeşimiz de diyor ki, şu beyindeki bu yorgunluk öyle, imamlık şu bu, öyle bir yorgunluk değil. Burada 200 yıl yaşamış bir insanın yorgunluğunu görüyoruz biz. Dolayısıyla bu öyle kolay bir yorgunluk değil. Ve hakikaten de öyle. Yani Efendi Hazretleri Kuddüs-i Sirruh'unun hayatını bilen, Efendi Hazretleri'ni biraz tanıyan, yanında olan mümkün değil. Ben belki daha önce de anlattım onu. Bizim köyden birisi askerliğini bitirdi. Efendi Hazretleri'nin yanına geldi. Hoca, o da rahmetli oldu ya. Efendi Hazretleri'nin yanına geldi. Köye gidecek. Hem gitmeden Efendi Hazretleri'ne uğrayayım. İstanbul'da askerliği tamamladı. Uğradı Efendi Hazretleri'nin yanına. Efendi Hazretleri dedi ki birkaç gün kal dedi ona. Yani burada kal birkaç gün. Aman Allah'ım diyor ya. O nasıl bir hayat ya. Tamam biz de hocayız da. Aman nasıl bir hayat ya. Ne uyku böyle geniş bol bol bir uyku var. Ne öyle insanların düşündüğü gibi yemeler içmeler bol bol. Hiçbir şey yok. Kısıtlı bir hayat. Hayat hep dine hizmet, dine hizmet, dine hizmet. Başka hiçbir fikir yok, düşünce yok. İki gün oldu, beş gün tutacaktı beni Efendi Hazretleri. Efendi Hazretleri, anam babam beni çok özlemiştir, askerliği bitirdim. Müsaade edin de ben gideyim, zorla izin aldım Efendi Hazretlerinden. Yoksa yani bir üç beş gün daha kalsam ben, askerlikten ağır geldi bana diyor ya. Evet. Anlatırken o arkadaş öyle diyor, Efendi Hazretleri'nin hayatı böyleydi. Yani Efendi Hazretleri ömrünü İslam'a hizmette geçirdi. Hem de öyle bir hizmet ki akla zarardır. Gerçekten akılların almayacağı bir hizmetle geçirdi. Her anını. Ben hep söylerim onu, gene söyleyeyim. Daha önce de söylemişimdir. Rahmetli Zekeriya Efendi, eski vakıf başkanımız. O bana söylemişti onu. Efendi Hasan'ın emriyle bir dönem ders okuttum vali amcayla. O da Allah rahmet eylesin ona. Ya dedi hocam dedi. Efendi Hasan'ı tanıdım. Geldim buraya tanıdım. Bir baktım ki hayatında üç şey var. Medrese, talebe, hoca. Hayatında başka hiçbir şey yok. Kendisi yok. Hanımı yok. Çocukları yok. Etrafı hiçbir şey yok diyor ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir insan var mıydı ya ben? Sonra ben ne yaptım da Allah beni böyle bir insanın yanına getirdi diye kendi kendimi bile sorguladım diyor ya. Ama yemin ettim diyor. Bu üç şey hakkında benden ne isterse medrese, talebe, hoca. Vallahi iki katını yapacağım diye yemin ettim diyor. Çünkü böyle bir şey, böyle bir insanın yanında olmak öyle her yiğide nasip olmaz dedi. Evet. Onun için Efendi Hazretleri gerçekten dini hizmetler noktasında son noktaya kadar gayretini sarf ederdi. Yorgunluğu da buydu. Hocam, tabii şu konuyu da bir özel vurgulamanızı istiyorum. Çünkü biz de çok gördüğümüz için. Aslında iade konusunu soracağım ama ondan önce şunu da bir tekrar bir sizden beyan almak istiyorum. Bu tavafta mesela Efendi Hazretlerimizin şey yaptığını duyduk. Hani böyle ayakkabısıyla böyle gezenlerin filan yanlarını alıp hani o huşuyu bozucu, o ağırlığı, vakarı bozucu şekilde böyle hareketlere hususunda bir tembihte bulunursanız çok makbule geçer. Çünkü çok da biz muhatap oluyoruz hocam. Şimdi tabii ki yani o Efendi Hazretleri böyle bir şey asla yapmazdı. Onu bir defa söyleyelim. Tavafta yanında hiçbir şey olmazdı. Huzuru bozar. Çünkü senin kalbini meşgul eder, gönlünü meşgul eder. Öyle şeyler olmazdı. Çünkü bedeninin bir tarafına takılır. Misal omuzuna taktın, şu bu. Yani Efendi Hazretleri o cihetleri bir sefer hiçbir zaman tasvip etmezdi.
Hatta bırakın bir yere, güvenli yerler çok yani. Bir yere bırakın, öyle tavafınızı yapın derdi. Madem o tavaftan gene meseleyi açtık, orada şu mesela bir tavaf yaptı adam. Bitirdi tavafı, son turu bitirdi. Hacer-i Leşvet'i istilam etti ve ileriye geçti. Makam İbrahim. Makam İbrahim'de iki rekat namazını kıldı. Oradan geri dönüyor. İkinci bir tavaf daha yapayım diye Hacer-i Leşvet'i selamlıyor ve ikinci bir tavafı başlıyor. Bunu Efendi Hazretleri asla yapmamıştır. Yani bitireyim Makam İbrahim'den geriye. Geriye gelmezdi Efendi Hazretleri. Gider dolanır, gelir, oradan birinci tura başlardı. Yani geriye gelerek Efendi Hazretleri'nin yeni bir tavafa başlamasına kimse şahit olmamıştır. Bu önemlidir. Bunu inanın bizler de yani pek hatırlamadığımız konulardan olduğu için bizler de o hatayı yapabiliyoruz. Bunu yapmayalım. Yani gittik Makam-ı İbrahim'de yapmış olduğumuz tavafın iki rekat vacip olan o namazını kıldık. Kıldıktan sonra oradan hemen geri dönüp Hacer-i Lesved'e kestirme ya, gelip oradan başlamak bunu Efendi Hazretleri hiç yapmazdı. O zaman hani hiç gitmeyen kardeşlerimiz belki tasvir edemeyebilir. Hacer-i Lesved'den Makam-ı İbrahim hemen 5 metre... Çok uzak değil, yani çok yakın. Yanı. Başlangıç için tekrar Hacer-i Lesved'e gelmemek adına bir daha dönüp... Aynen, orayı komple dönerdi Efendi Hazretleri gelirdi. Ondan sonra tavaf yapacaksa öyle yapardı. Yani oradan geri dönüp de böyle yapılmasını asla hoşlaşmazdı. Hoşuna gitmezdi. Böyle bir şeyi tasvip de etmezdi. Onu söyleyelim. Onu özellikle hoca kardeşlerimize söyleyelim. Çünkü buna ben de şahit oldum yani. Peki. Hocam o zaman iadeyi sorayım. Biliyoruz ki biz Efendi Hazretimiz Mekke Medine'de namazları iade ederdi. Şimdi iade meselesini ben böyle ulu orta konuşmak istemiyorum. Evet. Ama orada illaki gerek özel toplantılarda, gerek hatmi şeriflerde bu konuyu illaki konuşacağız. Yani orada bu illaki konuşulacak. Orada teferruatını da anlatırız inşallah. Ama bu buraya onu sokmayalım inşallah. Sadece... Ama şunu kardeşlerimiz bilsinler. Efendi Hazretleri iade yapardı. Yapardı. Nasıl, ne şekilde olurdu, ne zaman? Onları orada inşallah... Yani neden? Evet. Onları orada inşallah konuşacağız. Allah nasip ederse. Hocam peki Efendi Hazretlerimiz Mekke'de ziyarete gittiği özel... yerler var. Mesela bildiğim üzere Cennetül Mahalle orada. Bir de şunu da var arada sorayım. Sevr ve Hira. Böyle evet. Her girişinde çıkar mıydı? Yani yok. Daha ne odaklanırdı onu, daha çok? Onu söyleyeyim. Yani daha çok Efendi Hazretleri Mescid-i Haram'da bulunmaya çok özen gösterirdi. Evet. Yani gece vakti gelirdi oraya teheccüd namazında. Orada otururdu. Eskiden tabii bir dönem ikinci katta durduğu da var ama daha çok şeyde de dururdu Efendi Hazretleri. Biliyorsunuz eskiden böyle çok kalabalık değildi. Metaf dediğimiz yani tavaf yapılan alanda arka tarafları hep halı seriliydi. Yani evet. Tavaf daha ön tarafta olurdu ve orada otururdu insanlar daha çok. Efendi Hazretleri de orada otururdu. Biz de çoğu zaman orada otururduk bu tamiratı, tadilatı başlamadan önce yani genişletme İşrak çalışmaları. Vakti. Onu söyleyeceğim. Teheccüde gelirdik. İşrak vaktine kadar orada olurduk. Sabah namazı kılınır gene oradayız. İşrak kadar. İşrak vaktine kadar Efendi Hazretleri orada dururdu. İşrak vakti oldu derlerdi ki orada biliyorsunuz Mekke'de olsun Medine'de olsun güneş doğduktan sonra 15 dakika sonra işrak vakti giriyor. Zaten orada yazıyor güneşe onları. Yani bulunduğu coğrafi konum itibariyle daha erken oluyor. Mesela Türkiye'de 20-25 dakika diyoruz ama orada 15 dakikada oluyordu. Ama tabii orada sabah namazı biliyorsunuz erken vakitte kılınıyor, karanlık vakitte. Yani bu dediğim zaman epey bir zaman. 2 saate yakın. İşrağa kadar orada 2 saat ve daha da fazla bir zaman sürekli bulunuyorsunuz orada. Efendi Hazretleri işte o geldiği zaman da teheccüd namazını kılar. Tasavvuf için, tarikat dersleri şunlar bunlar, onlar yapılır. Namaz kılınır, sabah namazı. Ondan sonra yine işrağa kadar orada otururdu Efendi Hazretleri. İhvan da otururdu. İşrak namazı kılındıktan sonra Efendi Hazretleri komple ihvanla birlikte tavafa girerdi. Efendi Hazretleri'nin en önemli tavaf yaptığı saat oydu. Tüm ihvanla birlikte, o dönem tabii gelen kardeşlerimizle birlikte, Efendi Hazretleri bir tavaf yaparlardı. Ondan sonra geçilirdi otellere, hem dinlenme hem kahvaltı. Ve sonra tabii ki yine millet gelirdi Efendi Hazretleri, ondan sonra müstakil olurdu. Ama ihvanın Efendi Hazretleri'yle birlikte toplu olarak tavaf yapması ve toplu olarak bir yerde bulunması gece teheccüden itibaren başlar. İşraktan sonra
yapılan tavafla birlikte o dönem öyle geçirilir, tamamlanırdı. Şimdi Efendi Hazretleri tabii ki gerçekten, yani bazı şeyler var ki insan onları kelimelerle ifade edemiyor. Efendi Hazretleri'nin oradaki hali, oradaki hareketleri, davranışları, sükuneti, ne bileyim böyle sanki hani bir insan sürekli birileri tarafından gözetim altında da nasıl davranıyorsa, Efendi Hazretleri orada inanın o şekildeydi. Yani hep böyle huzur üzereydi. Buna ihvanın da dikkat etmesini isterdi. 60 şeriflerde, sohbetlerinde bunu özellikle de vurgulardı. Biraz önce de söyledim onu. Yapardı bunu Efendi Hazretleri. Yani böyle olun, burada başka şeyle meşgul olmayın. Mâle yani olmasın burada. Boş işlerle uğraşmayın burada. Uğraştığınız tek şey olsun, Mevla'nın rızasını kazanmak. Dolayısıyla hep kalbinizi o cihette meşgul edin. Bu noktada sürekli telkinlerde bulunur ve Efendi Hazretleri'nin hali de zaten onu ortaya koyardı. Şimdi Efendi Hazretleri Mekke'de ziyarette tabii hocam, ki bulunur. Hocam, ona geçmeden önce şu konuyu da tembihlerseniz çok güzel olur. Sonuçta bir farklı bir yere gidiyorlar. İnsanlar bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyor. Böyle bir kızgınlık olayları da olabiliyor hocam. Yani bu konuya da böyle bir tembih yaparsanız çok iyi olur hocam. Bir insanın kendini sakinleştirmesinin en yoğun olacağı yer orası olması lazım. İlla ki olur. İnsanların olduğu yerde kargaşa olmaz diye bir şey yok. Olur. Ama onu en alt seviyeye orada indirmek lazım. Evet. Yani hareketlerimize hem kendimiz dikkat edelim, hem bize karşı yapılan hareketlere tepki vermede de aynı şekilde mutlaka sükuneti muhafaza edelim. Evet. Orada niçin bulunduğumuzu aklımızdan çıkarmayalım ya. Biz orada niye bulunuyoruz? Allah'ın rızasını kazanmak için. O zaman onun için gayret sarf edelim. Kaybetmek de var. Diğer, yani eğer tutar da orada hiç olmayacak işler yapacak olursan Allah muhafaza etsin. Allah kazanmak yerine kaybedersin. Allah korusun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de kılınan, yani Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz 100.000 namaz sevabında ya. Ne kadar? Hiç. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde kılınan namaz 1.000 namaz sevabında. Şimdi böyle kazancın böyle adeta gökten nur gibi aktığı bir yerde sen yanlış işlerle uğraşırsan yazık yani. Kayıp kendine yazık olur. Edersin. Yani kazanacağın yerde kaybedersin, Allah muhafaza. Allah korusun. Onun için orada hakikaten çok dikkatli olmak lazım. Ve boş iş, bütün mesele boş işlerle uğraşmamak lazım. Peki hocam. Vakti doldurmak lazım. Ziyaret meselesine gelince tabii ki Efendi Hazretleri özellikle Cennetül Mualla'ya tabii ki ziyarete giderdi. Efendi Hazretleri ziyaretleri genelde pazartesi ve cuma geceleri yapardı. Önce Meymune validemizi ziyaret ederdi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarındandır biliyorsunuz. Onu ziyaret ederdi. Sonra Abdullah bin Ömer radıyallahu anhu'yu ziyaret ederdi. Ondan sonra geri dönerek Cennetül Mualla'ya gelirdi. Oraya geldiği zaman da şunu da söyleyeyim ayrıca. Hazreti Hatice validemizi özellikle ayrı bir günde ziyaret ederdi. Hatice annemiz. Efendi Hazretleri'nin bu konuda yani bir günü ona ayırırdı. O kadar titizdi o konuda Efendi Hazretleri. Biz de inşallah elimizden geldiği kadar bunlara riayet etmeye çalışalım. Mesela cuma sabahları mesela oraya gider gelirdi Efendi Hazretleri. Ve Hatice annemizin yanına kabrini ziyarete girmeden önce 10-15 metreye yakın mesafede ayakkabılarını çıkarırdı. Evet. Ayaklarında mes vardır Efendi Hazretleri'nin orada, öyle giderdi. Onun için ihvanlar bunu bildikleri için yanlarına yedek çorap alırlardı. Alışık değiller yani öyle çorapla yürümeye yolda. Onlar da giyerlerdi ki daha rahat gidelim diye. Buna da dikkat edilmesini isteriz. Efendi Hazretleri bu konuda gerçekten titizdi yani. Hatta hocam yani, burada meşayihin kabrine bile girerken Efendi Hazretleri ayakkabıları çıkarır. Öyle girermiş. Ya edep yani. Bu muazzam bir edeptir. Evet. Yani bulunduğu yolun kendisine yüklediği bir edeptir. Zaten edep yolu bu. Evet. Yani yol zaten edep üzere kurulmuş. Onun için bunu yaparlardı. Ondan sonra orada Hazreti Hatice validemizi bu şekilde dediğim gibi ayakkabılarını çıkararak ziyaret ederdi. Yasin-i Şerif okurdu. Diğer kıraatlar yapılırdı. Dualar edilip oradan ayrılırdı. Şimdi kalkardık yani oradan gelirdik diyoruz. Başka zamanlarda orada yine Cennetül Mualla'da orada bir tünel vardı. O tünelden geçişte orada Abdullah el-Mekki vardı.
tünelin sonuna doğru. Tünelden çıkınca da hemen sağ tarafta Efendi Hazretlerinin babası ve dedesinin kabri şerifi vardı. Onları da ziyaret ederdi Efendi Hazretleri. Evet. Yani onu da biz özellikle Efendi Hazretlerinin bir vefa borcu olarak bunu ihmal şekilde yerine getirelim, ihmal etmeyelim inşallah. Hocam aslında Mekke'de yine bayağı bir konuşacak bir şeyler var ama saat bayağı ilerlemiş. Her şeyi buraya sığdırmayalım tabii ki. Hocam. Orada artık inşallah. Mektubatlarda belki anlatılır. Hocam biz o zaman Medine'ye doğru hareket edelim. İnşallah. Zaten genelde hicret yolu üzerinden gidiliyor Medine'ye. Efendi Hazretimiz Medine'ye geldiği zaman da özellikle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabrini nasıl ziyaret ederdi hocam? Evet. Bu çok önemli bir edep aslında, bir usulü. Evet, bunu anlatırsanız sevinirim hocam. İnşallah. Evvela şunu vurgulayalım. Tabii ki Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu ve o minvalde olan insanlar, yani büyük makamlara erişmiş olan insanların Medine'deki halleri inanın çok daha farklı oluyordu. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada. Huzurundalar. Yani sanki sürekli onun huzurunda gibi onu siz Efendi Hazretlerine baktığın zaman hissediyorsunuz. Öyle bir hal var onda zaten. Onu siz de hissediyorsunuz. Yani bakan da hissediyor onu. Değişik bir şekil aldığını görüyorsunuz yani. Onun için daha önce de söylediğim gibi Mekke'de Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu male yani şu bu böyle şeylerden kopun derdi. Böyle şeyler olmasın burada. Medine'de bunun üzerinde daha titizlikle dururdu. Yani böyle davranışlar asla sergilemeyin derdi. Bizim Medine'de Efendi Hazretlerinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyareti önce tabi cemaat gece yine her zaman olduğu gibi teheccüd namazı için gelir Ravza-i Mutahhara'ya. Orada gerekli şeyler yapılır. Yani zikirler, bitler. Ondan sonra sabah namazı kılınır. Yine dediğimiz gibi işrak vaktine kadar öyle hepsi toplu olarak cemaat Efendi Hazretleri'nin yanında, etrafında işrak vaktine kadar yine beklerler. İşrak namazını kılarlar. Ondan sonra iade meselesi var ama o konuya girmeyeceğim. O konuyu dediğim gibi inşallah orada anlatacağım ben arkadaşlara. Ondan sonra da böyle Osmanlı döneminde yapılan yerin, orada bir Osmanlı saati deriz ona. Evet, orada bir saat var. Orada toplanılırdı. Orada Yasin-i Şerifler okunurdu. Yani Kur'an okunurdu. Oradan geçecektik. Çünkü o okumalardan sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete, Bab-ı Selam tarafından ziyarete geçirecek. O zaman şu, ziyaret öncesi illa Yasin okunuyor. Tabii bunlar yapılmıyor. Herkes okuyor. Yasin-i Şerifler okunuyor. Şunu da söyleyeyim yeri gelmişken, Efendi Hazretleri'nin gözleri malum pek görmezdi. Ama öyle olduğu halde Efendi Hazretleri Kur'an alırdı. Yani Yasin-i Şerif okunurken Kur'an'ı alır açtırır orayı, öyle tutardı. Zaten ezberden okuyor Efendi Hazretleri ama Kur'an'ı açık olarak Kur'an'a bakardı yani ne kadar görüyorsa. Onu da ifade etmiş olayım. Yani böyle ezberinden okuyayım gitsin demesin arkadaşlar. İlla Kur'an-ı Kerim'den Yasin-i Şerif'i atsınlar. Okusunlar, ezberden okusun ama o da açık olsun, baksınlar yani oraya. Böyle okumalar olurdu. Ondan sonra Bab-ı Selam'dan ziyarete doğru geçilirdi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinin önüne doğru geçilirdi. Efendi Hazretleri, sakın ha ayakkabılarınız yanınızda olmasın derdi. Siz kainatın efendisini ziyarete gidiyorsunuz, ayakkabı bir tarafında olur mu derdi ya. Bunu asla istemezdi. Özellikle de üzerinde dururdu. Ama hakikaten de öyle değil mi ya? Ayakkabıyı yanına almanın manası nedir? Dünya meşguliyetiyle Efendimizin karşısına çıkmaktır ya. Evet. Onun için bunu asla istemezdi. Nereye bırakırsanız bırakın, bırakın bir yere tamam. Ama orada yanınızda ayakkabı asla olmasın derdi Efendi Hazretleri. Ve ziyaret yapılırdı tabii ki sırasıyla. Önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sonra Hazreti Ebu Bekir Sıddık zaten yan yana kabirler. Ondan sonra da Hazreti Ömer radıyallahu anhuma. Onlar ziyaret edilir. Efendi Hazretleri çıkmadan tabii oradan kapıya vardığında orada üst pencereye bakardı. Çünkü o üst pencere Cibril-i Emin'in vahiy getirdiğinde içeriye aktığı pencere olarak tanımlanır. Oraya doğru dua ederdi Efendi Hazretleri. Yani Mevla'ya duada bulunurdu. Duasını da öyle yapardı orada. Öyle direkt hemen çıkmazdı yani.
Zaten şu anda da uygulamada baktığımız zaman orada dua eden kardeşlerimizi göreceksiniz. Bu sadece Türkiye'den gidenler için demiyorum bunu. Dünyanın değişik yerlerinden gelen kardeşlerimiz de orada o şekilde duada bulunuyorlar. Bunu görürsünüz orada zaten. Gerçi müdahale ediyorlar ama kıbleye dönük olduğunuz zaman ki orası kıbleye dönük oluyor zaten. Çok da müdahale etmiyorlar. Sadece fazla bekletmiyorlar sizi. Evet. Haklılıkları var tabii ki. Çok insan var orada. Başkasının da hakkına girmemek lazım ama illa bir dua orada etmek lazım. Efendi Hazretleri de bunu her zaman yapardı. Ondan sonra çıkardı yani. Peki geri mi dönerdi ziyaret? Yok, sakın ha. Efendi Hazretleri'nin geri dönmesi değil, kapıdan çıkar giderdi. Ha, dışarıdan mı? Arkadan aynen öyle. Ayakkabılar. Dolanarak gelir. Ayakkabı yok. Ha, yalan ayak. Evet. Ama bazı ihvan kardeşlerimiz Efendi Hazretleri bu ziyareti hep böyle işraktan sonra yapardı. O ilk dönemlerde, yani Efendi Hazretleri'nin böyle sağlığın çok iyi olduğu dönemlerde öğleden bazen ikinden sonra da ziyaret ettiği olurdu. Öğleden sonra olan ziyaretlerde özellikle yaz mevsimi ise o mermerler aşırı derecede sıcak olurdu. Onların üzerinde yalın ayak basmak pek mümkün değil. Onun için kardeşlerimiz ayakkabılar getirirdi, yani terlikler. Çıkışta koyarlardı Efendi Hazretleri'nin önüne, o da giyerdi. Diğer kardeşlerimiz öyle yapardı. Ama yanlarında terliktir, şudur, budur bulundurmaz lazım. Bizzat sanki huzuruna böyle aynen o öyle. Edeple gitmek aynen lazım. Aynen öyle. O şekilde Efendi Hazretleri ziyareti yapardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ziyareti o. Ama ziyaret yapılmadan önce iyi bilelim ki o dediğimiz yerde, hani Osmanlı saat dediğimiz yerde, oralarda şeye de yakın zaten, dışarıdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ziyaret kapısına da yakın bir yer orası. Çok da uzak değil. Çok da yakın hatta, yani uzağı bir tarafa bırakalım. Orada mutlaka Yasin-i Şerif ve diğer sureler okunurdu. Ondan sonra ziyarete geçilirdi. Ziyarette dediğimiz şekilde yapılırdı. Bir de tabii şunu söyleyelim. Orada malum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifi ile minber arası nedir? Cennet bahçesidir. Orada herkes tabii ki oturup saatlerce de oturmak isteyebilir, namaz kılmak isteyebilir orada ama şunu hiçbir zaman akıldan çıkarmamak lazım. Eğer bir kalabalık varsa bunu sizin gibi orada olan herkes yapmak isteyecek. Dolayısıyla onlara imkan tanıma açısından orada bir namaz kılıp ondan sonra dua edip çıkmak lazım. Oturup beklemek eğer insanlar yoğunsa yapmamak lazım bunu. Bu diğerlerinin hakkına girmek olur, Allah muhafaza etsin. Bu konuda da dikkatli olunması lazım. Ben en son duyduğumda bu yeni giden arkadaşlardan orayı da böyle belli şeye bağlamışlar. Yani Suud, oradaki görevli kişiler hem de kafilelere tarih veriyorlar, saat veriyorlar. Şu tarihte, şu saatte sizin kafile buraya gelecek ve şu kadar süre kalacak. Başkası da alınmayacak. Dolayısıyla tam o sayıya göre ayarlama yapmışlar. Kulağıma gelen o. Bayağı eğer öyle bir şey varsa o da iyi bir şey. Ya yani en azından herkes orada vazife yapıp o vazifeyi görüp çıkacaktır. Ona da riayet etmek lazım. Yok ben daha fazla kalacağım. Tabii, zorluk çıkarmamak tabii. Lazım bu konularda. İnşallah o konularda da arkadaşlarımız, kardeşlerimiz dikkatli olurlar. İnşallah. Hocam Medine'de bildiğimiz üzere Cennetül Bekir var ki sahabe-i kiramın metfun olduğu bir kabristanlık, hatta oranın rivayetiyle alakalı cennete böyle halı gibi silkeleneceği noktasında da rivayetler var. Efendim Hazretimiz Cennetül Bekir ziyaretleri nasıl yapardı? Yani özellikle orada da dikkat etmemiz gereken ciddi manada edepler var. Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu Cennetül Bekir ziyaretini cuma günleri. Sabah zaten Efendi Hazretleri'nin ziyaret saati öyleydi. Bazen çok nadir öğleden sonra olduğu da vardı. Yani işrak kılındıktan sonra, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ziyareti yapıldıktan sonra Cennetül Bekir dediğimiz o kabristanlığa geçilirdi. Efendi Hazretleri oraya girerken ayakkabılarını zaten çıkarırdı. Öylece girerdi oraya Efendi Hazretleri ki yaptığı bu kabir ziyaretlerinde genelde büyük zatlarda, ki orada zaten ashab-ı kiram yatıyor, bu şekilde ziyaretlerini Efendi Hazretleri yapardı. Önce Cafer-i Sadık radıyallahu anhu'yu ziyaret eder. Ondan sonra Ehl-i Beyt'in ziyaretini yapardı. Ondan sonra da Hazreti Osman'ın kabri şerifine doğru yola koyulurdu kardeşlerimiz, Efendi Hazretleri'nin başta olması üzere. Tabii buralarda Efendi Hazretleri okunan dualar malumdur. Bunlar okunuyor. Yani kıraat edilen şeyler bellidir. Üç İhlas, Felak, Nas gibi okunuyor. Ama Hazreti Osman'ın kabri şerifine giderken
Yasin okumaya herkes başlardı. Kabri Şerif'e varıldığında epeysi okunmuş olurdu. Zaten insanlar kabir başlarında biliyorsunuz orada bekletmiyorlar. Yasin-i Şerif tamamıyla okunsun diye bunu öyle yaparlardı. Ve hakikaten de Hazreti Osman'ın Kabri Şerif'inde bu Yasin-i Şerif bütünüyle okunmuş olurdu. Ve tabii dualar da edilirdi. Oradan da ayrılır, geri dönülürdü tekrar. Geri dönüşte yine o çıkış kapısına yakın yerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halasının kabri şerifi vardı. Ona da uğranır. Öylece Cennetül Bekî' ziyareti bu şekilde tamamlanmış olurdu. Bir de Efendi Hazretleri Medine'de olduğu dönemde her pazartesi ve perşembe geceleri Uhud'a da giderdi. Yani Uhud'da Hazreti Hamza var biliyorsunuz ve orada şehit olan, Uhud Savaşı'nda şehit olan sahabeler var. Efendi Hazretleri oraya da giderdi. Ve Hazreti Hamza'nın kabri şerifine radıyallahu anh 15-20 adım, 10-15 diyeyim ben, o kadar kaldığı zamanda da yine ayakkabılarını çıkarırdı. Öyle onu da ziyaret eder ve Yasin-i Şerifler yapılır. Yani okunacak şeyler okunur. Dualarını da ederdi Efendi Hazretleri. Şimdi Efendi Hazretleri'nin Uhud'da haftada 2 gün dediğim gibi pazartesi, perşembe geceleri gittiği olurdu. Bazen tekti ama 2 gecede gittiği olurdu. Hocam peki Uhud ziyareti malum olduğu üzere bizim cemaatimizde çok maruf olan bir şey. Yani çok önem veriliyor. Bu Efendi Hazretlerimizin de ve camiamızın da Uhud ziyaretinin önemi nereden geliyor? Şimdi yine Medine'de bulunulduğu bir dönemde kardeşlerimizden birisi bir rüya görür geçkinlik halinde. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine bu özellikle cuma gecesi yani perşembe gününün akşamı, cuma gecesi oluyor malumunuz, ben amcam Hamza'nın yanındayım. Evet. Bunu böyle görüp anlatınca Efendi Hazretleri'ne, Efendi Hazretleri tabii ki takdir kendisine ait ne şekilde yorumladıysa, ondan sonra hakikaten hep oraya giderdi. Artı pazartesiydi Efendi Hazretleri, akşamın yani, dolayısıyla salının gecesi oluyor o. Oraya Efendi Hazretleri giderdi. Ama başlangıç itibarıyla bu böyle başlamıştır. Evet. Onun için Efendi Hazretleri bunu ihmal etmezdi. Uhud'a illa giderdi. Yani o cuma gecesi dediğimiz perşembenin akşamında mutlaka orada olurdu Efendi Hazretleri. Buna hakikaten dikkat eder ve cemaatin de bunu yapmasını isterdi. Katılmasını da isterdi. Ve nitekim cemaatimiz de elhamdülillah şu anda bile Uhud, yani cuma geceleri Uhud'da oluyorlar. Dualar yapılıyor yani. Kur'an-ı Kerimler okunuyor, dualar yapılıyor. Elhamdülillah bu halen devam etmekte. Bir de Efendi Hazretleri cumartesi günü Kuba Mescidi'ne de giderdi. Yani ziyaret ettiği mescitlerden biri oydu. Kuba Mescidi'ne gittiğinde yani işrak namazını Mescid-i Nebevi'de kıldıktan sonra kuşluk namazını orada kılacak şekilde oraya gidilirdi. Sünnettir zaten. Zaten sünnettir. Kuba Mescidi'ne varılırdı. Orada da kuşluk namazı kılınırdı. Orada da dualar edilirdi. Yani herkes kendi müstakil dua da ederdi. Toplu olarak da duaların edildiği vardı. Bunlar da orada yapılırdı. Efendi Hazretleri de bunu asla ihmal etmezdi. Onu da söyleyelim. Kuba Mescidi'ne mutlaka her Medine'ye gittiğinde giderdi. Tabii bir de Efendi Hazretleri'nin çarşamba günleri Fetih Mescidi'ne gitmesi vardı. Çok önemli bir yer. Fetih Mescidi'ni ziyaret ederdi. Secde ayetleri, 14 secde ayeti orada okunurdu. Ondan sonra da gerçekten dualar edilirdi. Özellikle Müslümanların başında, dünyadaki Müslümanların başında bir bela varsa veya ülkemizde bir bela varsa o belanın bertaraf edilmesi için, kaldırılması için orada gerçekten çok ciddi şekilde uzun uzadıya dualar da edilirdi. Çok. Çünkü orada duaların makbul olacağı Fetih Mescidi'nde yani kabul gören bir görüş olduğu için orada bu konuda çok dua edilirdi. Evet. Ve yapardı da Efendi Hazretleri Müslümanların selameti, başlarındaki belaların kaldırılması, eğer varsa Müslümanlar için istenen, talep edilen şeriata uygun bir şey, onun Mevla Teala tarafından Müslümanlara ihsan ve ikram edilmesi yönünde dualar yapılırdı. İnşallah bütün bunlara riayet ederek, sonlandırayım bu programı inşallah, riayet ederek
kardeşlerimizle beraber hep birlikte güzel bir umre yaparız, kazananlardan oluruz. Bize de çok dua edersiniz hocam. Hep birbirimize inşallah. Bizler de inşallah unutmazsınız orada dualarınızda. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür Estağfurullah. Ederim. Çok bereketli ve feyizli bir program oldu. En azından bir usul öğrenmiş olduk. Elhamdülillah. Aklımıza gelenler kadarıyla, ifade edebildiğimiz kadarıyla. Rabbim tesirini halk eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü programımızı da burada nihayet erdirelim. Allah Teala umreye gidecek kardeşlerimizin umresini kabul eylesin. Günahsız bir şekilde dönmelerini nasip eylesin. Hiç gitmeyen kardeşlerimize de tez zamanda gitmeyi nasip eylesin. Gidemeyenlere veya gidenlere tekraren gitmelerini nasip eylesin arkadaşlar. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.